Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler bugün sizlerle birlikte 3. günde çarpanlar ayırma, üstü ifade ve köklü ifadelerin tekrar sorularını çözdüğümüz videodayız artık. Evet gençler bu bizim 6. videomuz. 3. günde 6. video ve kamp tüm hızıyla devam ediyor. Ben sana şimdi birbirinden güzel tekrar soruları çözeceğim. Ve bu tekrar sorularından sonra da seni bir güzel ödevlendireceğim. Bu videodan sonra iki tane ödevim var biliyorsun sen de. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından sevgili arkadaşlarım. Hemen sayfa e, hemen bakıyorum 29 ve 37'deki toplamda 80 tane soru bak. Bu ödevlerini yapıyorsun. Bu ödevlerini yaptıktan sonra dördüncü günde benim karşıma bu şekilde çıkıyorsun. Unutma ödev kitabımız bu ve bu kitabında satış linki açıklama kısmında mevcut. Ama benim sana tavsiyem tüm kampta seni ödevlendireceğim bu 3 fasikülü de alman arkadaşım tamam. Burada 3 tane fasikülümüz var. 40 soru serisi TYT matematik, AYT matematik ve problemler sevgili arkadaşlarım. Hemen arkasından da problem ödevi vereceğim. Aklında bulunsun. Evet gençler kampın pdf'i açıklama kısmında ücretsiz biçimde mevcut. Tabi sadece ama sadece ben hocam bu kamplara katıldım diyorsan o zaman sadece kamp PDF'ini indir ve bu PDF üzerinden benimle ders çalışmaya devam et. Hazırsan videoyu beğendiysen e, abone de olduysan beni de seviyorsan geçelim dersimize. Evet tekrar soruları demiştik. Şöyle bir bakalım sorularımıza hadi. Şimdi diyor ki bak kalemi ters tutuyormuş. Diyor ki diyor ki a kare artı b kare artı 8ab 28 a kere b 2 olduğuna göre a artı b toplamının pozitif değeri. Şimdi ben e, a kare artı b kareyi A artı B'den elde edebilir miyim acaba diye bir düşünelim. Bakalım A artı B'nin ben burada parantez karesini alacak olursam bu bana A'nın karesini, B'nin karesini ve A ile B'nin çarpımının iki katının toplamlarını verir. Değil mi? Şimdi bizden istenen şeyin karesini almış oldum ben. E bu arada şöyle de bir durum var. E, A çarpı B 2 ise eğer bak şurası 16'dır. 16'yı karşıya gönderirsen 28'den 16 çıkar. A kare artı B kare 12 olur. Bak şurası kaçmış? Hocam burası 12. E 2 tane ab de 2 iki kere 2'den bana 4'ü verir. 12 ile 4'ün toplamı da 16'yı verir. Ben ne demiştim az önce? Benden istenen şeyin karesini biz şu an hesaplıyoruz. E karesi 16 ise kendisi eksi 4 veyahut artı 4'tür. Yani A artı B ya eksi 4 olur ya da artı 4 olur ama benden pozitif değeri istendiği için artı 4 bizim cevabımızdır. Doğru cevap D'ydi. Geçtim 2'ye x kare artı 6 x eksi 5 eşit 0 olduğuna göre x kare artı 25 bölü x kare ifadesinin değeri soruluyor. Bu tarz sorularda hemen şunu yapıyorsunuz. İfadenin tamamını x'e bölerek başlayalım. x kareyi x'e böldüm x. 6 x'i x'e böldüm 6. Eksi 5'i x'e böldüm. Eksi 5 bölü x eşittir 0 geldi. Şimdi x eksi 5 bölü x. Tamam x eksi 5 bölü x. Şu artı 6'yı karşıya gönderiyorum. Eksi 6 yapsın. Hemen her iki tarafın karesini alalım ki şu ifadeye benzer bir ifade bulabilelim. X'in karesi artı 5 bölü x'in karesi 25 bölü x kare yapar. Tabi bir de şunu unutma. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Bunu lütfen unutma. Eşittir eksi 6'nın karesi 36'dır. Burada gördüğünüz üzere şuradaki x de buradaki x birbirini götürür. Şurada bir eksi 10'umuz kalır. Bu eksi 10'u karşı tarafa fırlatırsak artı 10 diye. Burası bana 46'yı verir ve 46'da bizden istenen ifadenin ta kendisine eşittir deriz. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Devam bir diğer soru. X bir reel sayı olmak üzere x artı 5 kök x eksi 1 eşit 0 eşit diye veriliyor ve x artı 1 bölü x ifadesinin eşiti soruluyor bize. Hemen ben bu ifadede de iki tarafı da kök x'e böleceğim. X'i kök x'e bölersem kök x gelir. 5 kök x'i kök x'e bölersem artı 5 gelir ve eksi 1 bölü kök x'imiz oluşur. Burada eşittir 0 dedim. Daha sonrasında ben şuradaki artı 5'i tutup karşı tarafa fırlatırsam kök x eksi 1 bölü kök x'in de tabii ki eksi 5'e eşit olması gerektiğini görürüm. Burada x dediğim şey kök x'in 1 bölü x dediğim şey de 1 bölü kök x'in karesi olduğundan gençler her iki tarafın karesini alacağım. Her iki tarafın karesini alırsam eğer kök x'in karesi x Eksi 1 bölü kök x'in karesi 1 bölü x yapar. Ve eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci dedim. Eşittir. E tabi eksi 5'in karesi de bana 25'i verecektir. Burada göründüğü üzere kök x de kök x birbirini götürür. Şuradaki eksi 2'm var. Eksi 2'yi karşı tarafa gönderirsem x artı 1 bölü x'in de 27 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız c şıkkı olur. Devam edelim sağ üst tarafla. Kenar uzunlukları 2x birim olan bir kare şekildik e, şeklindeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında A bölgesi kenar uzunluğu y birim olan bir kare belirtmektedir. Bak burası y ise burası da y'ymiş. Kenar uzunlukları da 2x'miş. Yani şurası 2x olacak. Demek ki burası da 2x'miş diyeceğim. Tamam? Bu koşulu sağlayan her x ve y sayısı için 4x kare eksi 2x'ye ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir diye sorulmuş. Şimdi A bölgesinin alanının ben y kare olduğunu biliyorum. Daha sonrasında b bölgesinin alanını hesaplamak istersen burası y'dir. Burası 2x eksi y'dir. Çünkü tamamı 2x'ti. Buradaki y'yi çıkarırsam 2x eksi y gelir. b bölgesinin alanı y ile 2x eksi y'nin çarpımı olduğu için b bölgesini yazıyorum. 2x y eksi y karedir. C bölgesinin alanını hesaplamak istiyorum. Burası 2x eksi y iken burası da 2x eksi y'dir. Dolayısıyla c bölgesi 2x eksi y'nin karesinden bulunur. Yani 4x kare artı y kare eksi 4x y karesini açtım. D bölgesinin alanını bulmak istiyorsam da burası y olduğu için 2x eksi y ile y'nin çarpımıdır. Yani b bölgesinin aynısıdır. 2x y eksi y kare bana d bölgesinin alanını verecektir. Şimdi ben buradaki iki bölgenin alanını toplayacağım ve 4x kare eksi 2x'i bulacağım. 4x kare sadece ama sadece <laughs> burada olduğu için ben... C'yi mutlaka seçmek zorundayım. Şimdi ben C'nin üzerine ne eklersem şunu bulurum diye düşüneceğim. Tabii ki y karenin yok olması lazım. Eksi y kareli bir şey lazım. Bir de 2x'ye eklemem lazım ki bunun üzerine yani 2x'ye eksi y kare. Yani C ile D veya C ile B bana cevabı verir. Ki şıklarımızda C ve D olduğu için cevabımız D şıkkıdır diyeceğiz gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla ne demiş soruda bir x doğal sayısının 15 eksiği ve 15 fazlası birer tam kare sayıya eşit olduğuna göre x'in rakamları toplamı kaçtır yukarıdaki soruyu youtube canlı yayınında öğrencilerini soran sevmeyle hocanın sorusunun yanıtı kaçtır diye soruluyor bir x doğal sayısı var bunun 15 eksiği de bunun 16 fazlası da bir neye eşitmiş arkadaşlarım ya da şöyle diyelim bu bir tam kare yani p kare gibi bir sayıya bu da Q kare gibi bir farklı karesel sayıya eşitmiş arkadaşlar. Tam kare sayıya eşitmiş. X'in e rakamları toplamı sorulmuş bize. Hemen şöyle düşünelim. Burada arkadaşlar e, P kare ve Q kare ikisi de karesel sayılardır. Lütfen bunu unutmayalım. Ben derim ki eğer ki ben Q kareden P kareyi çıkaracak olursam yani şundan şunu çıkaracak olursam X artı 16'dan X eksi 15'i çıkarmış olurum ki X'ler birbirini götürdüğü takdirde 31 sayısıyla karşılaşırım. Q kare eksi P kareyi şu şekilde ifade edelim. Q eksi P çarpı Q artı P biçiminde ben çarpanlarını ayırabilirim. Bu da bana 31'i veriyormuş. E madem öyle hocam 31 asal bir sayıdır. Ve bu asal sayının çarpımları 1 ve 31'dir. Çarpanları 1 ve 31'dir. O halde küçük olana ben 1 derim. Büyük olana da ben 31 diyebilirim. Böylelikle Q eksi P'ye 1 ve Q artı P'ye 31 dersem bunların toplamı olan 2Q eşittir 32'dir ve Q buradan 16'nın ta kendisi gelir. Q 16 ise tabii ki P'de 15'tir. Şimdi hemen şunu yapacağım. Eğer P 15 ise karesi 225'tir. Eksi 15'i bu tarafa davet edersem ikisinin 240 olması gerektiğini söylerim. Rakamları toplamı da 6'dır. Veyahut sen Q'yu 16 buldun. 16'nın karesine gidersin. 256'dır. X artı 256 pardon yanlış oldu. X artı 16 eşittir. 256 ise X'i yine 240 bulabilirsin ki rakamları toplamı zaten yine 6'yı verecektir. Doğru cevabımız A'ydı. Ve devam ediyorum bir diğer soruyla. Bir kenarı A santim olan bir karenin alanı. Bir kenarı B santim olan başka bir karenin alanından 20 santimetre kare fazladır. Şimdi bir kenarı A olan karenin alanı A'nın karesidir bir kenarı b olan başka bir karenin alanı da b karedir. Bu bundan 20 santimetre kare fazlaymış. Yani b kareden a kareyi çıkarırsak eğer bu bize 20'yi verecekmiş. Daha sonrasında bu karenin karelerin kenarları 2'şer santimetre azaltıldığında alanları farkı 12 santimetre kare olmaktadır. Yani artık şu a kare dediğim şey kenarları 2'şer santim kısaltıldığı için alanı a 2'nin karesi olacaktır. Bunun da karesi alanı b eksi 2'nin karesi olacaktır. Ve bundan bunu çıkardığımız takdirde de bu sefer 12'yi buluyormuşuz. E şimdi alttakinin karesinden üsttekinin karesini çıkarıyorsak b eksi 2'nin karesi eksi a eksi 2'nin karesi biçiminde. Bu da bana yine iki kare farkından bak açmadan yapıyorum bunu. b eksi 2'den a eksi 2'yi çıkardım. Bir de b eksi 2'ye a eksi 2'yi ekledim. Çarpınca ne geliyormuş? 12 geliyormuş. Pekala. Şimdi ben burada eksi 2 ve şuradaki artı 2'nin gittiğini görüyorum. Burada sadece ama sadece b eksi a kalır. Daha sonrasında çarpı dedim. Burası da b artı a eksi 4'tür. Eşittir 12 dedik. Şimdi hocam şöyle bir durum var. b kare eksi a karenin 20 olduğunu biliyorum. Yani b eksi a ile b artı a'nın çarpımının 20 olduğunu. Bir de b eksi a ile b artı a eksi 4'ün çarpımının 12 olması gerektiğini biliyorum. Buna uygun sayılar elde edilebilir, bulunabilir. Şöyle diyelim hemen o zaman. Ben her iki tarafı birbirine şu şekilde oranlarsam b eksi a'ların gideceğini görüyorum. E bunlar gittikten sonra içler dışlar çarpımı yapılırsa hatta şunları da sadeleştirip öyle yapalım. 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 3. Şimdi 3 tane a artı b. Bak şunla şunu çarptım. Daha sonrasında 5 ile de bunu çarparsam eşittir diyorum. 5 tane a artı b Eksi 20 olur gençler. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam 2 tane a artı b eşittir bana 20'yi verir. a artı b de buradan 10 gelir. Benden ne istemiş? Buna göre başlangıçta karelerin birer kenarlarının uzunlukları toplamı istenmişti. Yani a ile b'nin toplamı istenmişti ki ben zaten a artı b'yi şu an 10 buldum. Demek ki cevabımız b eşit olacakmış dedik. İlk sayfayı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Devam ediyorum ikinci sayfamla yukarıda verilen düz zemin üzerine konulmuş elektronik tartı üzerinde tartılmış bir kişinin kilosu x kilodur. Tartı eğik bir zemine konulduğunda gerçek ağırlığın çarpımsal tersi kadar fazla tartıyor. Örneğin gerçek ağırlığı 20 kilo olan bir kişi tartıyı eğik bir zemine koyup tarttığında gerçek ağırlığının çarpımsal tersi 1 bölü 20'dir. Bunun kadar fazla tartıyormuş. Tamam böylelikle bu da 20 artı şurası bana 0.05'i vereceği için 0.05 dedim topladım 20.05 buldum bana bunu anlatmış sorunun içerisinde. Pekala bu kısmı anladıysak şimdi devam edelim. Diyor ki bana buna göre gerçek ağırlığı A kilogram olan bir çocuk E zeminde bu tarzda 6 kilo geldiğine göre gerçek kilosu A kilogram olan başka bir çocuk E zeminde bu tarzda kaç kilo olarak ölçülür diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğim ben. Gerçek ağırlığı A kilo olan birisi ne kadar tartılır eğik düzlem üzerinde? 1, A artı 1 bölü A olarak gösterir. Ve bu bana 6'yı veriyormuş. Gerçek ağırlığı A kare olan bir kişinin eğik zemin üzerindeki tartının üzerinde gösterdiği sayı nedir diye soruyor Yani A kare ile 1 bölü A karenin toplamı soruluyor. Yani ilk başlarda çözdüğümüz... Hani o klasik sorular var ya o klasik soruların hikaye giydirilmiş hali. Farklı bir şey değil yani. Şunun hemen karesini alarak başlayalım. A'nın karesi artı 1 bölü A'nın karesi artı 2 çarpı 1. çarpı 2. dedim. Eşittir karşı tarafın karesi 36 yaptı. E şuradaki A ile buradaki A gider burası artı 2 karşıya gönderirsem A kare artı 1 bölü A kare de bana neyi verecektir? 34'ü demek ki 34 kilogram olarak ölçülür. Cevabımız da D şık olur dedik. Devam. 3 üzeri A eksi B artı 3 üzeri B eksi A. Eşittir 10'muş. 9 üzeri a artı 9 üzeri b bölü 3 üzeri a artı b eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. 3 üzeri a eksi b dediğim şey aslında bakarsan 3 üzeri a bölü 3 üzeri b'den başkası değildir. Artı 3 üzeri b eksi a da 3 üzeri b bölü 3 üzeri a'dan başkası değildir. Eşittir olmuş bunlar. E şimdi gençler ben bunları toplayabilmek için paydalarını eşitlemek isterim tabi doğal olarak. Ben burayı 3 üzeri a ile Burayı da 3 üzeri b ile genişletecek olursam üst taraf 3 üzeri 3 üzeri a ile 3 üzeri a'nın çarpımı 3 üzeri 2 a gelir. Artı burası da 3 üzeri 2 b gelir. Alt tarafta da 3 üzeri a artı b'mizin olduğunu söyleyebiliriz. Eşittir kaçmış? 10. E şimdi hocam 3 üzeri 2 a dediğimiz olay. Aslına bakarsan 3 üzeri a'nın karesinin ta kendisidir çünkü üstler çarpılmış. O halde bu da 3 üzeri şöyle diyelim 3 üzeri a üzeri 2 de 3 üzeri 2 üzeri a'dır. E bu da 9 üzeri a'dır. Demek ki bak burası 9 üzeri a ise burası 9 üzeri b'dir. Yani 9 üzeri a artı 9 üzeri b bölü 3 üzeri a artı b tamam mı? Eşittir 10 olduğunu biliyoruz artık. E şimdi güzel kardeşim bak bizden istenen de zaten şu. Şimdi ben burayı 3 üzeri a artı b eksi 1'i, şu eksi 1'i buradan silip bunu 3'e bölseydim de bulamaz mıydım? Bulurdum. E bu 3 buradaysa ters çevirip çarparsam şuraya geçer. E şimdi ben şu kısmın 10 olduğunu biliyorum. O zaman 3 ile çarparsam 30 bana cevabı verir. Doğru cevabımız b şıkkı olacaktı. Devam. Farklı bir soru daha. 2 üzeri x çarpı 11 üzeri y çarpı 13 üzeri z 12. 10 üzeri x 55 üzeri y 65 üzeri z bunların çarpımında 300 X artı Y artı Z üzeri X artı Y artı Z kaçtır diye sorulmuş. Şimdi dikkat et. Ben üsttekini yani 10 üzeri X çarpı 55 üzeri Y çarpı 65 üzeri Z eşittir 300 ya. Ve aynı zamanda 2 üzeri X çarpı 11 üzeri Y çarpı 13 üzeri Z eşittir 12 ya. Ben üsttekini alttakine bir güzel oranlarsam eğer... 10 üzeri x'i 2 üzeri x'e böldüm ne geldi? 5 üzeri x çarpı bunu buna böldüm 5 üzeri y geldi bunu buna böldüm 5 üzeri z geldi. Yani 5 üzeri x artı y artı z eşittir 300 bölü 12'den 25 verir mi bana? Ee, verir 25'i verir güzel 25 kere 12 bize 300'ü veriyor. Şimdi 5'in kaçıncı kuvveti 25? x artı y artı z demek ki kaçmış? İkinci kuvveti 25 olduğu için 2'ymiş. E bana diyor ki 2'nin ikinci kuvveti cevabımız kaçtır? 4'ün ta kendisi yani cevap 5 hakkında verilmiş arkadaşlar. Ve devam ediyorum. YKS'ye hazırlanan bir öğrenci bir kitaptan ilk gün belli bir miktarda soru çözüyor. İlk günden sonraki her gün önceki günlerde toplam ne kadar soru çözdüyse o kadar daha soru çözerek soru bankasını bitirmek istiyor. Mesela ilk gün iki, ta iki, tane soru çözdüyse ikinci gün bak iki tane çözmüştü. İkinci gün yine iki tane. Önceki gün ne kadar çözdüyse bir o kadar daha çözüyor. Şimdi şu ana kadar kaç tane soru çözdü? Dört. O zaman üçüncü gün dört tane çözer. Şimdiye kadar kaç soru çözdü? Sekiz. O zaman sekiz tane çözer. 16 çözdü 16 tane çözer. 32 çözdü 32 tane çözer diye gidiyor. Kitaptaki soruların tamamı x günde bitmiş. Ee, kitabın çeyreğini kaç günde bitirmiştir diye soruluyor. Şimdi şöyle ki... Mesela kitabın tamamı x günde bitmiş ya arkadaşlar. Ee, kaç günde bitmiştir diye soruluyor. Kitabın tamamı x günde bitmişti. Örnek veriyorum. Kitabın tamamı eğer... Kitabın tamamı eğer... 1, 2, 3, 4, 5, 6 günde bitmiş olsaydı... Kitabın tamamı kaç sayfadır? 64 sayfadır değil mi? Şimdi ben diyorum ki sana... Zaten şurada 32 tane çözmüştü. E burada da 32 tane soru çözmüş. Yani aslına bakarsan kitabın yarısını son gün bitirmiş oluyor. Çünkü hep ikiye katlayarak gidiyor ya. Yani ikiye katlamıyor aslında. Bir o kadar daha çözüyor ama bu zaten ikiye katlanmış halidir. Demek ki kitabın yarısı burada bitiyor. E şimdi bizden istiyor ki kitabın çeyreği ne zaman biter? E şurası kaç? 48 değil mi? E Şurası kaç? E hocam 16. E böylelikle 16 bölü 64 bak çeyreği bitmiş oldu. Yani her türlü senaryoda bak her türlü senaryoda so, e, son gün yarısını çözmüştür. Sondan bir önceki günden önceki günlerde hep çeyreğini çözmüştür. Yani mesela burası idi cevap 4 olacak. Demek ki kitabın tamamı x günde bittiyse 2 gün önce x eksi 2 günde kitabın çeyreğini bitirmiştir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Devam farklı bir soru daha. X'ye reel sayı 49 üzeri x eksi 7 üzeri x 56 ve 4 üzeri y eksi 2 üzeri y eşittir 42 eşitliklerini sağlandığı biliniyor. Buna göre x kere y kaçtır? Şimdi hocam öncelikle birincisini 7 üzeri x parantezine alırsan eğer 7 üzeri x eksi 1 kaldığını görürsün. İkincisini de gençler 2 üzeri y parantezine alırsan 2 üzeri y eksi 1 kaldığını göreceksin. Buraya yaptın mı? Tamam. O zaman eşittir 56 ve eşittir 42 diyeceksin. Bu aşamadan sonra nereye gidecek soru. Hocam iyi dinle beni. 7 üzeri x ile 7 üzeri x eksi 1 arasında sadece bir fark ve 2 üzeri y ile 2 üzeri y eksi 1 arasında sadece bir fark var. Aralarında bir fark olup da çarpımları 56 ve 42 olan hangi sayılar vardır peki? Bana bunu söyle. Hemen ben sana yazayım. 7 kere 8 56'dır. 6 kere 7 42'dir. Aralarında birer fark vardır. O halde büyük olanı burada 8'dir. Küçük olanı 7 ve büyük olanı burada 7'dir. Küçük olanı 6'dır. Yani 7 üzeri x eşittir. 8 nedir? 2'nin küpü mü? 2'nin küpüyken 2 üzeri y de 7 üzeri 1'in ta kendisiymiş. Şimdi x çarpı y soruluyor. Hemen üstü sayılarda kullandığımız bir yöntem. x bölü 1 eşittir 3 bölü y eğer şunları böyle alt alta getirmeyi başarabildiysen artık bunu yapabilirsin. X bölü 1 eşittir 3 bölü y dersen içler dışlar çarpımı yaptığın takdirde x kere y 1 kere 3'ten 3 gelir. Yani x çarpı y 3'müş arkadaşlar. Doğru cevabımız da c şıkkında verilmiştir. Bu sayfayı da bitirdik. Vallahi helal olsun bize. Çok güzel sorular çözüyoruz. Çok da nizami çözüyoruz. Valla çok da güzel anlattım ben sana. Anlattığımı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarım artık son iki sayfamız. Ve devam edelim sondan ikinci sayfamızda ilk sorumuza. Bir törende İstiklal Marşımız okunurken göndere çekilen bayrağımızın iki farklı konumu gösteriliyor arkadaşlar. Buna göre x kaçtır? Şimdi buradaki kök 175 dediğimiz sayı aslında 25 kere 7'dir ve ben burayı 5 kök 7 diye dışarı çıkarabilirim. Şimdi geldim buraya 5 kök 7 olur mu ya? 25 kere 7 olur. Tamam güzel sıkıntı yok. 112 dediğimiz sayı hocam. Peki o nedir? Bu da 16 kere 7'dir ve 4 kök 7 diye dışarı çıkar. Şimdi 343'e bakıyoruz. 49 kere 7'dir ve burası da 7 kök 7 olur o halde. Şimdi bayrağın uzunluğu zaten değişmeyecek şurası. Değil mi? Burası değişmiyor. O zaman şunla şunun toplamı bana bununla bunun toplamına eşit olacaktır. Peki şu ikisinin toplamı kaç? 9 kök 7. O halde buranın ne olması lazım? 2 kök 7 olması lazım. E, X kaçtır diye soruluyor. 2'yi içeri sokarsak buluruz. 2 içeri 4 diye girer. 4 kere 7 28'dir. O halde X de 28'in ta kendisidir deriz sevgili arkadaşım. Devam. X 3 ile y kökünün toplamı 4x 8y artı 120 olduğuna göre x kere y'nin sonucu kaçtır diye soruluyor. E şimdi hocam düşünelim. Sağ tarafta bak xler ve yler tam sayıken burası da tam sayıdır, burası da tam sayıdır. E bu zaten tam sayı. Tam sayılarla toplama çıkarma yaparsam sonuç olarak da bir tam sayı bulurum. Ama sol tarafa bakıyorsun kök 3 parantezinde x artı y'imiz mevcut. E ben bir kök 3 sayısını x artı y ile çarpıp yani bir tam sayı ile çarpıp Sonucu nasıl bir tam sayı elde edebilirim? Sonuç olarak ben buranın tam sayı olduğunu biliyorum. Bir tam sayı ile kök çarparsam sonuç yine irrasyonel çıkmak zorundaydı. Lakin bir tek durum hariç. O durum nedir arkadaşlarım? X artı y'nin sıfır olma durumu. Çünkü x artı y sıfırsa sıfırla kök çarparsam sıfır yapar ki bir tam sayıdır. Demek ki karşı tarafta sıfırmış diyebiliriz. O halde x artı y eşittir sıfır dersem Y gördüğüm yere ben bundan sonra eksi x monte edebilirim. Güzel. Şimdi geldim buraya. Y gördüğüm yere eksi x yazabilirim demiştim. Yazıyorum 4x. Bak y gördüğüm yere eksi x yazarsam burası da artı 8x gelir. Artı bir de 120'miz mevcut. Eşittir 0 dedim. Buradan 12x eşittir. Eksi 120 gelir. Ve x de eksi 10'un ta kendisidir. X eğer eksi 10'sa y burada sevgili arkadaşlarım kaçtır? Tabii ki de 10'dur. E x de y'nin çarpımı sorulmuş. Eksi 10 ile 10'u çarparsak eksi 100 cevabını buluruz. Doğru cevabımız B şıkkı olur ama sen de ben gibi gidip de şaşırıp da farklı bir şıkkı işaretleme doğru sonucu bulup tamam mı? Devam. X y'den pardon x sıfırdan ve y de sıfırdan daha küçük e, doğru söylemişim aslında y sıfırdan küçük x de sıfırdan büyük yani otomatikman y x'ten daha küçükmüş arkadaşlar. Buna göre burada verilen ifadenin eşiti hangisidir diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Karesinin kare kökü varsa bunlar birbirini götürür ve y eksi x'in mutlak değeri olarak karşımıza çıkar. Artı bak burası küp ve burası da küp kök. Burası da küp olduğu için bunlar birbirini götürür ama mutlak değer dışında çıkmaz. Olduğu gibi çıkar y eksi x diye. Burada 4 ve burada 4 var bunlar gider. Eksi vardı şurada unutmayın. Mutlak değer içerisinde 2y eksi x diye çıkar. Çünkü orası çiftti. Kökün de derecesi çift. Bunun üssü de çift olduğu için bu şekilde çıkarıyoruz. Peki. Şimdi y'den x'i çıkarmış. Yani küçük sayıdan büyük sayı çıkarmış. Sonuç negatiftir. İçerisi negatif olduğu için dışarı nasıl çıkacak bu? Eksiyle çarpılarak. Yani x eksi y olarak çıkacak. Artı burada bir y eksi x'imiz var. Eksiyi koydum. Parantezi açtım. Mutlak değerden kurtaracağım. 2 y'den x'i çıkarmış. E, 2 y zaten negatif. Bundan pozitif sayı çıkarırsam yine negatif bir sonuç bulurum. Dolayısıyla burası da x eksi 2 y olarak dışarı çıkacaktır. Şimdi artı x eksi x eksi y artıya birbirini götürdü. Eksi içeri dağıtırsam cevabı bulurum. Bu da bana 2y eksi x'in ta kendisini verir. Demek ki cevabımız b şıkkında verilmiş diyeceğiz arkadaşlar. Ve böylelikle sağ üst taraftaki sorumuza geçebiliriz. 8 artı kök 63 bunun 5. kuvvetiyle 8 eksi kök 63 bunun 4. kuvveti. Bunların çarpımının sonucu kaçtır? Şimdi hocam iyi dinle beni. Ben şurada 5. kuvvet var ya onu şöyle yapacağım. Burayı 4. kuvvet olsun diyeceğim çarpı bir tane daha karekök içerisinde 8 artı kök 63'ümüz olsun diyeceğim tamam mı? Bunu yaptıktan sonra ne işime yarayacak? Şimdi burası 4 burası 4 ya. O zaman ben içlerini çarparım 4. kuvvetini alırım. Yani tek karekök içerisinde 8 artı kök 63 ile 8 eksi kök 63 çarparsam 2 kare farkından kaynaklı. 8'in karesi eksi kök 63'ün karesini elde ederim. Kare kökü koydum. Üzeri 4 dedim. Sonrasında çarpı bir de 8 artı kök 63'ümüz mevcut. Gençler burada. E şimdi 8'in karesi 64'tü. Kök 63'ün karesi de 63'tü. 64'den 63 çıkardım. 1. Bir, 1'in 4. kuvveti zaten 1'dir. O halde burası komple neymiş? 1'miş. Demek ki burayı yazmamıza bile lüzum yokmuş. Cevabımız 8 artı kök 63 olacak. Lakin böyle bir şey yok. Hemen kurnazlık yapmamız gerekiyor şimdi bizim. Tabi bir de burada bunun kare kökü var. Bunu da lütfen unutmayalım. Cevabımız dedik 8 artı kök 63. Bunun kare kökü. E şimdi şıklara baktığın zaman tamamı kare kök içerisinde olan bir ifademiz yok. Demek ki burada şu iki sayının toplamı ve çarpımı içinde yazdığım sayılar vardı ya hani... A artı veya eksi 2 kök B'nin kare kökü biçimindeki sayılar vardı. Toplamları burayı verecekti. Çarpımları hani burayı verecekti. İşte ben bunu uygulamaya gayret gösteririm ama maalesef burada 2 yok. O zaman şöyle diyelim. Ben bunu kök 2 ile çarpayım. Kök 2'ye bölüyüm. Neden kök 2? Çünkü bunun kökü var. Çarpıldığı zaman 2 direkt içeriği çarpsın diye. Bak 2 ile 8'i çarptım. 16 artı 2 kök 63 yaptı burası. Bölü. Tabi bu da tek kök içerisinde şu şekilde. Bölü kök 2 dedim. Şimdi cevabımız bu. Şimdi ben şurada toplamları 16 ve çarpımları 63 olan sayılar bulayım. Tabii ki bunlar nedir? 7 artı 9 16 yaparken 7 çarpı 9 da bana 63'ü veriyor. O zaman bizim buradaki cevabımız şudur. Kök 9 eksi. Bak kök 9 eksi değil artı. Kök 7 bölü ee, kök 2. Bana burada cevabı verecektir. Kök 9 dediğimiz şey ne? 3, 3 artı kök 7 bölü kök 2. Ben bunu kök 2 ile genişletirim hemen. Ve karşıma şu gelir. 3 kök 2 artı kök 14 bölü 2 gelir. Bu da bana cevabı verir. Nerede bu cevap? 3 kök 2 ile kök 14'ün toplamının 2'ye oranı A şıkkında verilmiş. Doğru cevabımız A'ydı gençler. Devam bir diğer soru yine bu özelliği kullanarak çözüm yapmamız gereken bir soru. Hadi hemen dinleyelim. Bak şurası gençler burası eksi x ile 4'ün toplamı iken Burası eksi x ile 4'ün çarpımıdır ve burada da 2 var. Demek ki benim buradaki cevabım şu olacak. Kök içinde eksi x artı kök içinde 4 eşittir bana 5'i verecekmiş. E şimdi kök içinde 4 kaç? E 2. 2'yi karşıya atarsam kök içinde eksi x kaç olur? 3 olur. Peki her iki tarafın karesini alırsam eğer mutlak değer eksi x eşittir bana 9'u verecektir. Eksi x sevgili arkadaşlarım burada ya 9'dur ya da eksi 9'dur. Ama şöyle bir durum var. Eğer eksi x eksi x eksi 9 sa burada direkt kare kökün içerisine eksi 9 yazmam lazımdı gitti. Eksi x 9 sa x kaçtır? Eksi 9'un ta kendisidir. X e değerlerinin toplamı sorulmuştu işte şaşırtmacalı sıfırı bulsunlar diye. Sıfırı koyamam. E niye? Çünkü eksi x 9 olsaydı bak dediğim gibi eksi 9 olsaydı burası eksi 9'dan kaynaklı ne olacaktı? Kare kökün içerisini negatif yapmış olacaktı. Bu böyle bir durum istemiyorum. Demek ki x kaçmış? Eksi 9 yani cevabımız B şıkkıymış. Devam edelim. Irmak ve İsmail. Eşim ve ben. Yukarıda verilen daire, eşkenar üçgen ve dikdörtgen biçimdeki levhaları boyayacaklar arkadaşlar. Tamam. Irmak yarıçapı çapı 2 cm olan daire levhanın tamamını. Bak ırmak burayı boyuyor. Sonra İsmail ise bir kenar uzunluğu. Dördüncü dereceden kök içinde 48 cm olan eşkenar üçgen levhanın tamamını boyayacak. İsmail burayı boyuyor. Eşkenar üçgenmiş o da. Irmak daire levhayı boyama işini 4 dakikada. Irmak burayı 4 dakikada boyuyor. İsmail üçgen levhayı boyama işlemini 3 dakikada hallediyor. İsmail de burayı 3 dakikada boyamış. Tamam. Bitirdiğine göre ikisi birlikte dikdörtgen levha boyama işini kaç dakikada bitirir? Dikdörtgen levha da burası. Şimdi hocam Şunun alanını bir bulalım ha. Çünkü alanı kadar bir boyama yapacak. Pi çarpı R kareydi bunun alanı. R'miz burada 2 olduğu için 2'nin karesi 4. Demek ki buranın alanı 4 pi. Yani ırmak 4 dakikada 4 pi kadar bir yer boyayabiliyor. O zaman 1 dakikada ırmak pi kadar alanı boyar. Bu ırmağın yaptığı iş. Hemen yazdım. Irmak. Tamam. Şimdi ben de arkadaşlar ne yapıyormuşum? Burayı boyuyormuşum. Peki... Ee, üçgen eşkenar üçgenin alanı neydi bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü E şimdi ben dördüncü dereceden kök içinde 48'in karesini alacağım çarpı kök 3 bölü 4 diyeceğim şimdi Şuradaki 4'te Şuradaki iki gider ve burada iki kalır biliyorsun Kök 48 geldi şimdi kök 48 dediğim şey Aslına bakarsan 16 kere 3 olduğu için 16 kere 3 olduğu için şöyle göstereyim ben sana geri alamadım ha 16 kere 3'tü. Şunu şöyle yazdım. E bu dışarı nasıl çıkar hocam? 4 kök 3 diye çıkar. E bir de burada kök 3 var. E bir de bölü 4 var. E kök 3 kere kök 3 3 yapar. 4'de 4 ile 4'ü sadeleştirdim. 1. Demek ki bunun alanı 3'müş. Hmm. Demek ki İsmail de 3 dakikada 3 birim karelik yer boyuyor. Yani o zaman 1 dakikada 1 birim karelik yer boyar İsmail'de. Şimdi bunu da elde ettik. Güzel. E şimdi ne diyeceğim hocam? O zaman İkisi beraber 1 dakikada pi artı 1'lik yeri boyar. Pi artı 1'lik bir kısım boyar. E şimdi bakıyorsun buranın alanı ne? 5 parantezinde pi artı 1 değil mi? E pi artı 1'lik işi zaten 1 dakikada yapıyordu. E bunun 5 katını 5 dakikada yaparlar. Doğru cevabımız c şıkkı olur. Ve gençler bu sayfayı da bitirdik. Şöyle uzaktan bakalım çözdüğümüz sayfalara. 3 sayfa çözüm yaptık arkadaşlar. Gayet güzel. Hatta bunu 30 dakikada yapmışız. Bence gayet tadında. Ve şimdi de artık son 4 sorumuz diyoruz. Bu 4 soru da 40 soru serisi TYT Matematik Video Ders Kitabı'ndan geliyor sevgili arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Verdiğim ödevlerin içerisinden kopya çekebilirsiniz. Üslü sayıları çalışan Mete. A üzeri x işlemini defterine yanlış bir şekilde not ediyor ve bu şekilde öğreniyor. 2 üzeri 8 çarpı 4 üzeri 4 işleminin sonucunu defterine aldığı nota göre işlemi hatasız yapan Mete doğru sonucun kaç katını bulmuştur diye soruluyor. Şimdi nasıl yapmış normalde bu işlemi? Diyor ki e, burada A tane x'in toplamını A üzeri x biçiminde not almış. A üzeri x'i de A kere x olarak e, elde etmiş. Tamam mı? Yani A üzeri x eşittir A, A çarpı x'tir demiş. Çünkü normalde bunların toplamı ne? A çarpı x'tir A üzeri x'i. A çarpı x'e eşit bulmuş. Şimdi 2 üzeri 8 çarpı 4 üzeri 4 işleminin sonucunu defterine aldığı nota göre işlemi hatasız yapan Mete doğru sonucun kaç katını bulur? Şimdi 2 üzeri 8'inden diye hesaplıyor normalde. 2 kere 8'e eşittir diye bulmuştu bu adam. 4 üzeri 4'ü de 4 kere 4'e eşit diye bulmuştur. E şimdi burası 2 üzeri 1 çarpı 2'nin küpü çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi dersem ben. 1 3 daha 4 2 2 daha 4 2 üzeri 8 şimdi bu Mete'nin bulduğu sonuç. Peki bizim doğru bulduğumuz bulacağımız sonuç nedir? 2 üzeri 8 ile 4 üzeri 4'ün çarpımı 2 üzeri 8 çarpı 4 üzeri 4 de 2 üzeri 8'in kendisidir. Çünkü 2'nin karesinin 4. kuvvetidir 4 üzeri 4 ve bu da bana 2 üzeri 8'i verir. E burası da nedir? 2 üzeri 16. Şimdi diyor ki doğru sonucun kaç katını bulmuştur? Yani diyor ki şunu şuna böl. E ben 2 üzeri 8'i 2 üzeri 16'ya bölersem e, ee, 1 bölü 2 üzeri 8 yani 2 üzeri eksi 8 bulurum. Cevabım da E şıkkı olur gençler. Devam. Ahmet diye bir vatandaş var. Üstü sayılarda çarpma işlemi konusunda çalışırken yanlışlıkla a üzeri x çarpı a üzeri y eşittir. A üzeri x olarak öğrenmiş. Öğrendiği özelliğe göre de 3 üzeri x eksi 1 ile 3 üzeri x artı 1'in çarpımına 9 üzeri 4 demiş. Bak nasıl öğrenmişti? Bunları çarparsam üstlerini de çarparım mantalitesiyle öğrenmiş. E şimdi bunları çarparsa o zaman 3 üzeri x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı x kare eksi 1 değil midir? Bunu da gitmiş 9 üzeri 4 bulmuş e 9 üzeri 4'te 3'ün karesinin 4. kuvveti olduğu için 3 üzeri 8'dir Demek ki x kare eksi 1'i 8 olarak hesaplamış bu adam x kare eksi 1 8 ise Ahmet'e göre x kare 9'dur Tamam x kare 9'dur Şimdi ne diyor? x değerinin m doğal sayısı bulmuştur O zaman buradaki x eşittir 3 m'yi de 3 bulmuş yani Buna göre şu işlemin gerçek sonucu hangisidir diye soruluyor Gerçek sonuç soruluyor m 3 ise 3 üzeri 3'ten 1'i çıkardım 2 çarpı 3'e 1 ekledim 4. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 4'ün çarpımı 3 üzeri 6'dır. Gerçek sonuç budur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim arkadaşlarım. Haydi bakalım. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine. 3'ten büyük bir A doğal sayısının yazılmasıyla oluşturulan sembolün değeri 1 bölü kök 2 artı 1 artı 1 bölü kök 3 artı kök 2 artı 1 bölü kök 4 artı kök 3 artı nokta 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 1 bölü kök A artı kök A eksi 1 çarpı N'dir ne kadar da büyük bir değermiş. Ne kadar da zorlu bir değermiş değil mi? Mesela üçgenin içine 4 yazmış. Nasıl başlayacağız? 1 bölü kök 2 artı kök 1'den yani 1 bölü kök 2 artı 1'den başlayacağız. Artı 1 bölü kök 3 artı kök 2 diyeceğiz. Artı 1 bölü kök 4 artı kök 3 diyeceğiz. Bak bak unutma. Burası 4 ya. Burası 4 ya. Şurada 4'e kadar devam edeceğiz. Çünkü e, A doğal sayısını yazınca A'ya kadar devam ediyorduk. E, bir de çarpı üçgenin kenar sayısı kaç? 3. Demek ki bir de çarpı 3 diyeceğiz. Şimdi o zaman bunun sonucu nedir diye soruluyor. E yapalım. İçeride ne yazıyor? 49. Bu kaçgen? Altıgen. Şimdi en son bulduğum sonucu 6 ile çarpacağım. O 2, 2, 4. Yazalım. 1 bölü kök 2 artı 1 artı 1 bölü kök 3 artı kök 2 artı 1 bölü kök 4 artı kök 3 artı nokta nokta nokta. En son ne yazılır? 1 bölü kök 7 eksi kök 7 artı kök 6 yazacağım normalde en son ama ben ondan bir öncekini yazayım. Kök 6 artı kök 5 artı 1 bölü kök 7 artı kök 6 biçiminde ben burayı ifade ettim. Bulduğum sonucu da 6 ile çarpacağım. Tamam biz bunu bulalım şimdi gençler. Bunu nasıl bulurum? Şöyle derim. Hepsini eşleniyle çarparım. Yani ben burayı kök 2 eksi 1 ile, burayı kök 3 eksi kök 2 ile, burayı kök 4 eksi kök 3 ile, Burayı kök 6 eksi kök 5 ile, burayı kök 7 eksi kök 6 ile genişletelim. Üst taraf kök 2 eksi 1 artı, kök 3 eksi kök 2 artı, kök 4 eksi kök 3 artı, nokta nokta nokta. Kök 6 eksi kök 5 artı, kök 7 eksi kök 6 olurken alt taraf. Hocam, kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'in çarpımı, kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinden 1 yapar. Kök 3 artı kök 2 ile kök 3 eksi 2'nin çarpımı kök 3'ün karesi eksi kök 2'nin karesinden iki kare farkı uyguluyoruz hep 1 yapar. Bununla bunu çarparsam 1 gelir. Bununla bunu çarparsam 1 ve bununla bunu çarparsam 1 gelir. Yani o zaman alt tarafta 1 yazıyoruz da bir şey yazmama gerek yok. Tamam bu bulduğumuz sonucu da 6 ile çarpacağız. E burayı tek tek 6 ile mi çarpacağım? Ha, e tabii ki de hayır. Bak eksi kök 2 artı kök 2. Artı kök 3 eksi kök 3 bunlar gidiyor. Artı kök 6 eksi kök 6 bunlar gidiyor. E buradaki eksi kök 5 de buradaki artı kök 5 de gidecekti. Burada ne kaldı? Eksi 1. Burada ne kaldı? Kök 7. E bu kök 4 de gidecek. Demek ki kök 7 eksi 1'in 6 katı bana cevabı verecek. Bu da 6 kök 7 eksi 6'nın ta kendisidir. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir. Evet gençler hadi bakalım 40 dakikaya yaklaşırken bir şeyi 40 defa söylersen olur diyelim gençler ve devam edelim. Başka bir sorumuz da artık bu da pdf'imizdeki son soru. Videomuzun son sorusu. Kapanış konuşmasıyla dersi noktalayacağız birazdan. KLM tam sayı olmak üzere aşağıdaki kutuların içine kök2, kök8, kök12, kök32, kök48 ve kök50 sayıları birer kez kullanılmak şartıyla yazılıyor ve tüm eşitlikler sağlanıyor. Buna göre KLM toplamı kaçtır diye sorulmuş bana. Şimdi KLM'nin tam sayı olduğunu unutmayın. Bu bir. Ben burada hangi sayıları yazacağım? kök2, kök8, kök12, kök32, kök48 ve kök50'yi kullanacaktım, değil mi? Şimdi kök 2 zaten kök 2'dir. Biraz bunları daraltalım. Kök 8 2 kök 2'dir. Kök 12 4 kere 3 olduğu için 2 kök 3'dür. Aa bak kök 3'de. Kök 32 5 kök 2'dir. 5 kök 2 olur mu ya? Özür dilerim. 4 kök 2'dir. Az daha gümlüyordu ha. 4 kök 2. 48 16 kere 3 olduğu için 4 kök 3'dür. 50 de sevgili arkadaşlarım 25 kere 2 olduğu için 5 kök 2'dir. Tamam güzel. Şimdi bunu buna bölmüş, bunu buna, bunu buna bölmüş. Tamam ben böldüğüm takdirde sonucun tam sayı çıkmasını istiyorsam tamam mı? Şöyle bir şey diyorum. Bak şu köküçle şu üçü bölmeliyim ben o zaman. Çünkü 4 köküçü mesela 2 köküçe bölersem bu 2 gelebilir. Güzel. Şimdi bu gitti. Bunları kullandım. Daha sonrasında Örnek veriyorum 5 kök 2 burada hangisine bölünür? 4 kök 2 mi? 2 kök 2'ye mi? Kök 2 mi? Tabii ki kök 2'ye. Demek ki buraya 5 kök 2 yazarsam burası kök 2 olacak. Yani bunun cevabı da 5 gelecek. Ve son olarak 4 kök 2'yi kök 2'ye bölersem 2 kök 2'ye bölersem bu da bana 2'yi verecek. Yani burada KLM sırası önem fark etmeden 2 5 2'ymiş. Bunların toplamı bana 9'u verir. Yani cevabımız C şıkkındaymış sevgili gençler. Ve artık bir sonraki konumuz oran orantı konu özetiyle oran orantı problemler konu özetiyle sevgili arkadaşlarım problem çözerken ihtiyacınız olan her şeyi alıştırmalar yaparak sizlere vereceğim ve sonrasında da birbirinden güzel problemler çözeceğim. Bu problemleri de 40 soru serisi problemler video ders kitabından video soru kitabından seçtiğim sorularla oluşturdum tamamını gençler. Bu yüzden gayet kaliteli ve güzel sorular sizleri bekliyor diyebilirim. Evet gençler bugün çok güzel bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Birbirinden güzel sorular çözdük. Konu özetimizle beraber artık bence çarpanlara ayırma üstü ve köklü ifadeler adına bütün önemli noktalara değindik ve bütün karşımıza çıkabilecek güzel soruların tamamını çözdük diye düşünüyorum. Umarım sen de benimle aynı fikirdesindir. Umarım verim alıyorsundur çünkü en önemli kısmı bu. Verim alan arkadaşlarım şöyle bir el emojisi, el kaldıran emojiden bırakabilirlerse yorumlara ve bana da bir selam çakmış olurlarsa beni beni mutlu etmiş olurlar. Gençler Sonraki videomuzda görüşürüz. Yani dördüncü günde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.